Surat Tarifay. 27 yaşında. Başarılar diliyoruz kendisine. Ve hocam bir müsaade yakın geliyorum. Ve kırmızı köşe Cesur Turgay Türkiye. 37 yaşında, 1.77 boyunda, 81 kilo ağırlığında, toplam 4 maçı var. Pardon, düzeltme yapıyoruz. Müthiş bir tecrübe var çünkü. 43 maçı var, 41 galibiyeti var. Muhteşem başarılarla dolu bir müsabaka, muhteşem bir sporcu. Cesur Turgay. Evet, Türkiye'nin kickboks'taki önemli isimlerinden birisi Cesur Turgay. En önemli isimlerinden birisi Cesur Turgay. Rakibi Suraj Tanifayev olacak. Gerçekten nefes kesen bir maç bizleri bekliyor olacak. Yanımda da bizi Avrupa arenasında çok başarılı temsil eden Burak Bekir Aydın var yine. Avrupa ikincisi sporcumuz Muay Thai'de. Ve onun da, yani Burak, senin de beklediğim bir maç. En çok Cesur, evet, Turgay'ın maçını merak ediyorum demiştim. Evet, o maç geldi çattı. Çünkü Cesur Turgay'la bizim mazimiz çok eskiye dayanıyor. Rahmetli Tarık Solak zamanından yüreğin kadar da birlikteydik. Aslında maçımızdaki rakip değişti. İsrail'le bir rakibimiz vardı. Cesur Turgay'la çok atıştı. Seni yeneceğim falan dedi. Ama sonradan maçtan çekildi. Şu anki yeni rakibimize hazırlandık. İyiyiz. Cesur'un çok sağlam yumrukları var. Şimdi görüp izleyeceksiniz. Beyaz şortu izliyoruz. Cesur'u sağlı sol yumruklar geldi. Siyah şort Suraj Tanifayev. Bir ön tekme Cesur Turgay. Bir boy avantajı var rakibinin. Mesafeyi korumak istiyor Tanifayev. Cesur Turgay bir önce yakına girip puan alıcı darbeleri arıyor. Sağ kroşe çok net, çok ağır elleri var gerçekten. Çok sert bir sporcu. Yani ağır anlamında, ağrı iyi anlamda söylüyorum. Yavaşlık anlamında söylemiyorum. Patlayıcı darbeleri kesinlikle var. Çok beklenmedik tekmeleri de var. Çok beklenmedik yerde beklenmedik tekmeler yapıyor. Ama bu dövüş sporu, ne olacağı belli değil. İyi olan kazansın. Şimdi kapandı Cesur. Tanifayev de geriye çekildi. Çok deneyimli bir isim. 43 maçın 41'ini kazanmış. Sadece 2 kez kaybetmiş. Ve zaten o ağır ellerinden bahsetmiştim. Bunlar sonuçlara da yansımış. 41 galibiyetten 37'si knockout. Yani knockout çok güzel oranı bir, müthiş çok yüksek. Çok güzel bir listesi var. Cesur yükleniyor. Yüksek tekme. Kısa kaldı, isabeti bulamadı. Mesafeyi koruması lazım Cesur'un. Mesafeyi ayarını iyi yapması lazım. Bir sol cep geldi Cesur'dan. Yani rakip çok yakına girmiyor. Biraz yakına girse o nakat için fırsat bulacak. Cesur'u bilir çünkü. Için. Tanifayev çok zeki dövüşüyor, evet, şu an. Akıllı dövüşüyor. Şimdi köşeye doğru sıkıştırdı ama. Sol direk. Sağ kroşe. Yavaş yavaş, usul usul geldi. Cesur şimdi Tanifayev karşılık vermeye çalışıyor ama gardı sağlam Cesur Turgay'ın. Yine aynı köşeye sürdü rakibini Cesur. Tanifayev tehlikeyi sezdi, uzaklaştırdı onu. Cesur'un yakalaması lazım. O güçlü yumruklarını, güçlü tekmelerini atması lazım. Evet. Oo, omuzu düştü. Omzuna çok net bir yüksek tekme Cesur. Sesi Turgay'da buradan duyuldu. Sesi omzu buradan çıktı. Tanifayev'in. Bugün ikinci kez yaşanıyor bu. Dişliğini attı. Dövüşemeyecek. Cesur Turgay tekrardan güçlü tekmelerini, yumruklarını gösterdi. Tebrik ediyorum. 44. maçında 42. galibiyetini aldı Cesur Turgay ve şimdi centilmence, sportmence gitti, rakibini teselli etti. Müthiş kariyer devam ediyor. Bu arada bizi buradan izleyen İstanbul Aydın Üniversitesi'ne sevgiler göndermek istiyorum.
Hepsi izliyorlar. Maçlar çok iyi gidiyor diyorlar. İnşallah bir dahaki sefer onlar da burada olmak istiyor. Teşekkürler Buğra. Tekir Aydın. Şimdi resmi olarak anons edilecek Cesur Turgay'ın bu zaferi gerçekten çok güzel maçtı. Evet. Anladım. Peki hocam. Evet. Gecenin iddialı maçlarından bir tanesiydi. Gençlik ve tecrübenin karşı karşıya geldi de gerçekten Cesur Turgay oldukça tecrübeli bir sporcu. Oldukça iyi bir müsabık. Ve maçın ilk roundunun ikinci dakikasında 53. saniyesinde knockout'la Cesur Turgay. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Buraya gelip bizi izlemek, dışarıda, evlerinde, iş yerlerinde bizi izleyen bütün arkadaşlarımıza selam olsun. Biz Tarık Hoca'nın, Tarık Solak'ın vazgeçilmeziyiz. Hasan Hocamız, Bekir Hocamız, kardeşimiz, hepimiz Tarık Solak rahmetlinin adamlarıyız. Bu maçım ona armağan olsun, mekanı cennet olsun. Evet, gerçekten Nur içinde yatsın. Benim de çok değerli dostumlu Tarık Hoca.